Herkese iyi pazarlar. Çay TV ekranına ve pazar postasına dördüncü kez hoş geldiniz. Ben Turgay Ayhan. Yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'de ve dünyada olup biten ilginç, farklı ama aynı zamanda önemli haberlerle birlikte olacağız. Sizler de bu bir saat boyunca bana eşlik edeceksiniz SMS'lerinizle. Evet, program içerisinde yer alan bütün haberlerimize, bütün konularımıza siz de yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aktarabileceksiniz. Bunu zaten biliyorsunuz. 34-38 SMS numaramız. Jai TV yazıp boşluk bıraktıktan sonra her konuda tüm düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın diyoruz. Hemen programımızın başlangıcında. Evet, bugünkü programda neler var? İsterseniz hemen bunlardan size bilgiler vereyim kısaca. Birazdan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili görüntülerimiz var. Biliyorsunuz dün kutlandı Dünya Kadınlar Günü ve Türkiye'den, dünyadan kadınlarla ilgili haberlerimiz var. Örnek alınabilecek kadınlarımızla ilgili haberlerimiz var. Bunları birazdan yayınlayacağız. Aynı zamanda sokak röportajımız var. Rize'deki kadınlara sorduk. Dünya Kadınlar Günü ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Türkiye'de kadınlar haklarının bilincinde mi? Haklarını savunabiliyorlar mı? Bu sorularımıza sokaktaki bayanlarımız ne cevaplar verdi? Birazdan bunların yanıtını alacağız. Bunun haricinde sizleri genç bir delikanlıyla tanıştıracağım. Balondan tulum yapmış bu genç delikanlı. Balondan tulum olur mu diye soruyorsanız ve haberin ayrıntılarını merak ediyorsanız ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çünkü birazdan bu haberimiz de sizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda yaklaşık 3 hafta öncesinde Rize'de ve Türkiye genelinde yapılan bir ekmek zammı vardı. Hala da bu zamlar konuşuluyor. Çünkü bazı yerlerde yapıldı, bazı yerlerde yapılmadı. Ekmeğe zam yapılması konusunda birçok ilde tartışmalar, görüşmeler sürüyor, devam ediyor. Bizde de dediğim gibi yaklaşık 3 hafta önce 200 gram ekmek 550 kuruştan, 400 gram ekmek de 1 YTL'den satılmaya başlanmıştı. Artık bu iki farklı ekmek kaldırılacak birkaç gün içerisinde ve tek tip ekmek satışa çıkacak. 300 gramdan 75 kuruşa satılacak yeni ekmeklerimiz. Bu konuyla ilgili sokaktaki vatandaş ne düşünüyor? Ekmek zammı ile ilgili ve yeni düzenleme ile ilgili vatandaşımız ne düşünüyor? Bunların araştırmasını yaptık, vatandaşlara sorduk. Onların cevabını da ilerleyen dakikalarda alabileceksiniz. Aynı zamanda fırıncımızla da konuştuk. Nedir bu ekmek zammının, ekmek fiyat ve gramaj ayarlamasının sebebi? Detaylarını öğrendik. Hepsi birazdan ekranlarınıza gelecek. Bunun yanı sıra çok ilginç bir dolandırıcılık haberimiz var. Gerçekten pes dedirtecek bir olay. Aslında dolandırıcılara değil de bu Tonga'ya düşen vatandaşımız biraz bizi pes dedirtti açıkçası. Onun haricinde ekmekten bahsetmişken çivili bir ekmeğimiz de var. Nedir bu çivili ekmek? Nereden çıktı? Onun detaylarını da birazdan alacağız ve son olarak da geçtiğimiz günlerde düzenlenen 40. Sinema Yazarları Derneği'nin ödül töreninden görüntülerle programımızı sonlandırmayı düşünüyoruz. Bir saat boyunca ekranlarınızın başından ayrılmayın. Dilerseniz programa başlayalım artık. Görüntülerimiz yavaş yavaş ekranlarınıza gelmeye başlasın. Geçtiğimiz haftaki programımızı şehitlerimizi anarak başlatmıştık. Biliyorsunuz Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı düzenlediği 8 günlük bir kara harekatı vardı. Ve bu kara harekatında 27 askerimiz şehit olmuştu. Bunları anarak geçtiğimiz hafta programımıza başlamıştık ve daha sonrasındaki görüntülerimizde de bu operasyonun durdurulmasını isteyen seslere yer vermiştik. DTP olsun, sözde sivil toplum kuruluşları olsun, PKK'ya karşı düzenlenen operasyonların durdurulması yönünde birçok Türkiye genelinde ve dünyada eylemlerde bulunmuşlardı. Basın açıklamalarında bulunmuşlardı, kargaşa çıkartmışlardı. Bu haberlere de yer vermiştik. Şimdi o haberlerden farklı bir tanesini daha ekrana getireceğiz. Utanç verici bir görüntü aslında. Hafta başından beri yine eylemler sürmüştü DTP'lilerin, terör yandaşlarının eylemleri sürmüştü. Arabalarında Türk bayrağı olan kişilerin araçları taşlanmış, parçalanmıştı. Şimdi ise Batman'a uzanacağız. Batman'da yine DTP'liler sokaklardaydı. Yine eylem yapıyorlardı operasyonlara karşı. Ve bu sırada eylemcilere tepki göstermek isteyen bir bayan balkona çıkarak Türk bayrağı salladı. Ama taş yağmuruna tutuldu. Şimdi haberimizi izleyelim, ardından yorumlarımıza geçeceğiz.
Geçtiğimiz haftaki programlarımızda izleyen bir izleyicimiz mesaj göndermişti ve mesajında demişti ki utanç duyuyorum DTP'lilerin sivil toplum örgütlerinin sokaklara çıkıp bu tarz eylemlerde bulunmasını, operasyonları durdurmasına yönelik eylemlerde bulunmalarından utanç duyuyorum, Türklüğümden şüpheleniyorum demişti. Böyle bir mesaj göndermişti bize. Ben de şöyle bir yorum yapmıştım. Asıl bizler değil, Türklüğümüzden bizlerin şüphelenmemesi gerekiyor. Türkiye sınırları içerisinde doğup büyüyen ama Türkiye'yi bölmek isteyenler ve Türkiye'yi bölmek isteyenlere yardakçılık yapanlar, onların arkalığını alanlar Türklüklerinden utansınlar. Az önceki görüntüler de biraz daha kimlerin utanması gerektiğini gösteriyor bence. Çünkü Türk bayrağına, bayrağımıza karşı bu kadar düşmanca tavırlar sergileyebiliyor gördüğünüz üzere haberimizde gördüğünüz üzere. Pazar postası devam ediyor. Yine acı bir haberle devam edeceğiz. Hafta başında birçok gazetede yer alan bir fotoğraf vardı, bu arkamda gördüğünüz fotoğraf. Hatta geçtiğimiz haftaki programda da yine bahsetmiştik. Bir izleyicimiz mesaj göndermişti. İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarla ilgili. Bu fotoğraf da o saldırılardan elde edilen, gazetelere düşen bir fotoğraf. Ölmüş bir bebek resmi. Geçtiğimiz hafta İsrail'in Filistin'e karşı başlattığı operasyonlarda çoğu bebek olmak üzere yüzlerce vatandaş, Filistinli vatandaş hayatını kaybetti. İsrail'i durdurmak yerine Amerika taraflara çatışmaları durdurması yönünde sadece çağrıda bulunuyor. Avrupa Birliği ise toplu cezalandırma anlamına gelen orantısız güç kullanımını kınadığını açıklıyor. Sadece kınamakla yetiniliyor. Çok özür dilerim. Onun haricinde dünyanın yaptığı, yapabildiği pek fazla bir şey yok. İsrail'in Filistin'e karşı düzenlediği soykırımla ilgili, katliamla ilgili. Evet, bu resmi özellikle görmenizi istedim. Sadece savaş, sadece katliam ülkemizde de olmuyor. Dünyanın birçok yerinde de var. Filistinlilerin başına gelen de bunlardan bir tanesi. Tabii ki onlar kendilerine yöneltilen kurşunlara maalesef taşlarla cevap verebiliyorlar. Ama İsrail'in niyeti nedir pek bilmiyoruz. Amerika da İsrail'in arkalığını almaya devam ediyor. Şimdi Amerika Başkanı George Bush'la ilgili görüntülerimiz var. George Bush geçtiğimiz günlerde Amerika'nın ünlü talk showcusu Jon Stewart tarafından esprilerle ele alındı. George Bush'un gerek Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği operasyonlarla ilgili olsun, gerek İsrail'in Filistin'e karşı düzenlediği operasyonlarla ilgili olsun, bir takım sözlerini Jon Stewart birleştirdi ve bunlara bakın ne güzel yorumlar verdi. Evet, Amerika Başkanı George Bush diyor ki Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği operasyonlar kısa vadeli vurkaç şeklinde olmalı. Tıpkı İsrail'in Filistin'e yaptığı operasyonlarda olduğu gibi böyle tavsiyede bulunuyor George Bush. Ama aynı taktiği az önce Jon Stewart'ın da değindiği gibi maalesef Amerika Irak operasyonunda gerçekleştirmedi. Hani kısa vadeli olup da gidelim orayı vurup da geri dönelim şeklinde bir operasyon değildi. Yıllardır Saddam'ı devirdikten sonra hala Amerika ve kuvvetleri Irak'ı işgal etmeye devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dedik. Dün kutlandı Türkiye genelinde ve tabii ki dünyada kutlandı. Bizler de sokaktaki vatandaşa sorduk. Siz ne düşünüyorsunuz Dünya Kadınlar Günü ile ilgili? Ne cevaplar aldık? Birazdan röportajlarımızı da izleyeceğiz. Ama Dünya Kadınlar Günü ile ilgili küçücük notlar verecek olursam, İlk olarak 1800'lü yıllarda dünyada ilan edilip kutlanmaya başlamıştı. Ülkemizde ise 1921 yılında ilk olarak Dünya Emekçiler Günü olarak, Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlamıştı. 1975 yılından sonra böyle şu an olduğu gibi daha sık her yıl kutlanılıyor ve birçok panel, oturum kadınlarımızla ilgili düzenleniyor. Biz de bugünkü yaklaşık yarım saatlik süreyi
Türkiye'den ve dünyadan örnek alınabilecek kadınlara ayırdık. Dilerseniz o haberlere geçmeden önce röportajlarımızı izleyelim. Bakalım Türk kadınları, daha doğrusu Rizeli bayanlarımız neler söylemiş? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu biliyor musunuz? Evet. Peki Türkiye'de kadınlar hangi haklara sahip olduklarını yeterince biliyorlar mı sizce? Bence gayet iyi biliyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Taşra bölgelerinde bunları ortamsal olarak ne kadar bilseler de uygulayamazlar. Ama metropolis şehirlerde bunu hiç sormadan zaten kendi gözlemlerimizde görebiliyoruz. Ya bunların gayet bilinçlerinde ve inşallah böyle devam eder. İşte evet, Türkiye'de kadınlar haklarını bilmiyor, yeterince de savunamıyor. Ya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, evet bunu biliyorum ama şöyle de bir şey var. Bence 8 Mart'ın çıkış noktasıyla şu anki algılanış noktası farklı. Yani daha çok işte artık sistemin getirisiyle biraz daha hani kadınlara işte böyle kandıralım, bir hediye verelim, kadınlar egolarını yükseltelim diye amacıyla yapılıyor. Erkekler tarafından daha çok kullanılıyor ama tabii kadınlar da bunu kullandırmamalı. Orada sonuçta bir emek karşılığında verilen bir savaş var aslında. Ama tabii şu günümüzde daha çok para açıdan, hani bu kapitalizmin getirmiş olduğu getiriler açısından daha çok öne sürülüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Peki Türkiye'de kadınlar yeterince haklarını savunabiliyor mu? Savunamıyor. Kırsal kesimlerde kadınlar haklarını savunamıyor. Gelişmiş bölgelerde savunabiliyorlar. Umarım zamanla kadınların haklarını daha çok savunacağını umuyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu biliyor musun? Evet, biliyorum. Peki bir bayan olarak hangi haklara sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Biliyorum. Ben biliyorum yani hangi haklara sahip olduğumu. Peki Türkiye'de bayanlar hangi haklara sahip olduklarının yeterince bilincinde mi sizce? Pek sanmıyorum, hayır. Özellikle kırsal kesimlerde bayanların kendi haklarını koruduklarını hiç düşünmüyorum. Ve bayanlar kendi haklarına sahip çıkmıyor, bayanların haklarını erkekler koruyor. Ya kadınlar aslında toplumda eşit oldukları iddia ediliyor erkeklerle, fakat ben kadınların toplumda erkeklerle eşit olduklarını sanmıyorum, düşünmüyorum da. Ve kadınlar kesinlikle haklarını korumuyorlar, özellikle kendi haklarına sahip çıkmıyorlar. Her ne kadar bu mal paylaşımı, işte miras paylaşımı, kadınların erkeklerle eşit bir şekilde çalışma hakları, bunların hiçbirinin yeterince bilincinde olduklarını veya yeterince savunduklarına da inanmıyorum ben. Dolayısıyla mesela bir başörtüsü var, ona gireyim isterseniz. Her ne kadar kadının özgürlüğü, başörtüsü kadının özgürlüğü olarak alınıyorsa da aslında kadınlar orada da kendi haklarına sahip çıkmıyorlar. Kadınların özgürlüklerini erkekler... Evet, röportajdaki bayan kadınlar haklarına erkeklerin düzenlediği yasalarla sahip olmuş diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 34-38'e mesajlarınızı bekliyoruz dedik. Özellikle bayanlardan mesaj bekliyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Dünya Kadınlar Günü'nü? Hem sizin için, sizin adınıza erkekler tarafından çıkartılan yasaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de kadınlar haklarını biliyorlar mı? Haklarını savunabiliyorlar mı? Bu konularla ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı 34-38'e gönderebileceğinizi lütfen unutmayın. Ben de buradan tüm izleyenlerle düşüncelerinizi paylaşacağım. Birazdan ekmek zamları ile ilgili haberimiz var. Röportajlarımız gelecek. Aynı zamanda çivili ekmek nasıl oluyor, bunu izleyeceğiz. Ekmek zammı ile ilgili de düşünceleriniz varsa lütfen 34-38 üzerinden bizlere ulaştırın. Bunlar haricinde değinmek istediğiniz her konuda pazar postasına mesaj gönderebileceğinizi ve sesinizi izleyen herkese ulaştırabileceğinizi unutmayın. Şimdi az önce dedik, Türkiye'de kadınlar haklarını yeterince savunabiliyorlar mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunun yorumlarını bekliyoruz dedik. Türkiye'de savunuyor mu, savunamıyor mu? Bunların yorumları size bağlı dediğim gibi. Ama Johannesburg'da, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da, bakın kadınlar haklarını ne anlamda savunuyorlar? Johannesburglu kadınların derdi mini etek. Yüzlerce kadın etek hakları için sokağa düşmüşler. Nedir bu etek hakkı? Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg kentinde bir araya gelen yüzlerce protestocu, mini etek giymek hakkımız, söke söke alırız diyerek yollara döküldü. Taksi şoförlerinin geçen ay mini etekli bir kadını taciz ettiği durağa kadar yürüyen kadınlar seslerini tüm erkeklere duyurdu. Kadına cinsel tacizinin yaygın olduğu Güney Afrika'da geçen 6 aylık sürede 23 bin dolayında kadının tecavüze uğradığı bildirilmiş. Kadınlar mini etek protestosuyla mini etekli kadınların taciz edilmesine son verilmesini istiyor. Evet, dediğimiz gibi
Türkiye'de kadınlar haklarını savunuyor mu, savunmuyor mu? Bunun yorumu size bağlı. Ama Johannesburglu kadınlar mini etekleri için bakın ne güzel seslerini sokağa çıkarak duyurabiliyorlar. Pazar Postası Çay TV'de devam ediyor. Şimdi Türkiye'den bir haberimiz var. Ordu'ya uzanacağız. Ordu'da çalışkan Karadeniz kadını, çalışkan Türk kadını yeri geldiğinde eşine yardım etmek amacıyla balıkçı bile olabiliyor. Şimdi bu haberimizi izleyelim. Ardından tekrar buradayız. Biz de temizlemeye geliyoruz. Her zaman soğukta gelmeyiz. Çok soğuk oldum. Çok soğuk oldum gelmeyiz. Balık da olmaz. Ne yapalım? Ekmek kavgası. Allah bir rızık verdi bu sene. Bolluk çok Karadeniz'de. Pazar Postası devam ediyor. Çalışkan Türk kadını örneklerinden bir tanesini izlediniz az önce. Ordu'da ordulu kadınlar yardım etmek amacıyla eşlerine balıkçı olmayı bile göze alıyorlar. Ne de olsa ekmek parası eşlerine elbette ki yardım edecekler. Türk kadını çalışkan. Bunun örneklerini birazdan size vermeye devam edeceğiz. Gelen mesajlara değinelim isterseniz. İstanbul'dan Ayşegül Hanım. Kadınlar günü beni ilgilendirmiyor. Türkiye'de kadınlar yeterince sahiplenildiğini düşünmüyorum diye yorum yapmış. Şimdi yine dünyadan bir örnek verelim isterseniz. 90'lık nine milletvekilliği için adaylık yarışında Malezya'da 89 yaşındaki bir nine genel seçimlere katılıyor. Hiçbir siyasi deneyimi ve parası bulunmayan Maymun Yusuf, Kuzeydoğu'daki Terengganu eyaletinde bağımsız olarak yarışacakmış. Yoksul halkın yaşam şartlarını iyileştirmek için mücadele edeceğini söyleyen Yusuf, ben yaşlı bir insanım, seçime kendim için girmedim, ünlü olmaya ihtiyacım yok. İnsanlar için daha fazla fırsat oluşturmak istiyorum diyor 89 yaşındaki Malezyalı bayan. Evet, dün sanırım yapılacaktı seçimler. 8 Mart'ta düzenlenecekti seçimler. Bu 89 yaşındaki Malezyalı bayan bu seçimlerden galip çıkabildi mi, milletvekili olabildi mi bilmiyoruz ama eğer olmuşsa mutlaka yine bilgimiz olacaktır. Sizlerle paylaşırız bu haberin devamını. Şimdi yine Türkiye'ye geleceğiz. Çiftçilerimizle, kadın çiftçilerimizle ilgili bir yarışma düzenlendi hafta içinde. Kadın çiftçilerimizle ilgili bir genel kültür yarışmasıydı. Bu yarışma sonunda çiftçilerimize, daha doğrusu kazanan çiftçilerimize çeşitli hediyeler verildi. Yarışma nasıl bir şeydi? Detayları nedir? Şimdi haberimizi de izleyelim. 2004 yılından itibaren uygulamaya kadın çiftçilerimiz yarışıyor programının amacı kırsal alanda çiftçilerimize, özellikle kadın çiftçilerimize götürülen eğitim ve yayın sonuçlarını görmek, tarımsal konulardaki performanslarını değerlendirmek, karşılıklı güven duygusunu geliştirmek ve birbiriyle kaynaşmasını sağlamak amacıyla bu yarışmalar düzenlenmektedir. Evet, çalışan Türk kadınları ödüllendirildi az önce gördüğünüz gibi ama bu bir genel kültür yarışmasıydı. Hem tarlalarla ilgili hem de genel kültürlerini ölçme amaçlı bir yarışma düzenlenmişti ve bu yarışmadan görüntüleri az önce izledik. Şimdi yine gazete haberlerimize devam edelim isterseniz. Bu kez de İran'dan bir haber aktarmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz İran şeriat kurallarının en sıkı uygulandığı ülkelerden bir tanesi ve orada bayanların açıkçası pek fazla söz söyleme hakkı, hatta başı açık sokağa çıkma hakları bile yok. İran kanunları bu derece bayanlar üstünde sıkı bir yasa uyguluyor diyebiliriz. Ama bu haber biraz ilginç, bizi şaşırttı açıkçası. Hiç İran'dan beklenmeyecek bir karar alındı. Nedir detay, hemen aktaralım size.
Kocasının cimri olduğunu anlayan kadının açtığı davada kocasına 124 bin gül alma cezası verildi. İran'da Hengame adlı kadın 10 yıllık evliliğinin ardından çok cimri olan kocasını cezalandırmak istediğini belirtti. Lokantaya gittiğimizde benim kahvemi bile ödemiyor diyen Hengame mahkemeden çeyiz bedeli olan 124 bin kırmızı gül talebinde bulundu. Günde sadece 5 gül alabileceğini söyleyen kocanın 64 bin dolarlık evine de el konuldu. Son yıllarda İranlı kadınlar yüksek bedelli çeyiz parası istiyormuş deniliyor. Evet, kocasının çok cimri olduğunu belirten kadın İran'da kocasına dava açıyor ve kocası 124 bin gül almakla cezalandırılıyor. Dediğimiz gibi az önce de İran'dan hiç beklemeyeceğimiz bir karardı. Örneğin 24 Şubat Sevgililer Günü'nde de Suudi Arabistan'da mesela gül satışları, kırmızı gül satışları yasaklanmıştı. İran'daysa kırmızı gül alınması kocasına verilen ceza idi. Şimdi programımıza Türkiye'den bir görüntüyle devam edeceğiz. Yine çalışan ekmeğini taştan dahi çıkartabilecek Türk kadınlarından bir örnek getireceğiz ekranlarınıza. İstanbul Pendik'ten bir haber bu. Pendik'te yıllardan bu yana İstanbul trafiğinde ekmek parası uğruna otobüs kullanan Nigar Türkel bütün ömür boyunca ekmek davasına durdurak demeden çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 20 yıldan bu yana araç kullanan Nigar Türkel, ömrüm olsa da daha da çalışabilsem sözleriyle emekçi kadının adeta sesi oluyor. İsterseniz gelin haberimizi izleyelim. Bu işi 20 sene oldu yapalı da ben üzerine çıkalı arabanın şeyi sanatçı olacak. Olmuyor, yozlarım çok iyi. Hangi yoz şey yapsam seviyorlar. Telefonda resmimi çekiyorlar. Yani bazı şaşıyorlar. Trafik çok oluyor, altta çıkayım. Çok zor. Ondan önce 5'te çıkarken rahat. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Neler söylemek istersiniz? Ne şey diyeyim oğlum, ben çalışmak amacım bir şey söyleyeyim mi ya? Ömrüm olsa da, canım sağ olsa da yine boyuna çalışsam dursam. Severim çalışmayı. Tembel insanla hiç hayatta işim olmaz. Tembel insana zıtım. Anlıyor musun? Ben bir gezmeye, bir mahalleye, bir muhabbete, bir yere gidemiyorum. Kaderim, talihim böyle benim. Ezelinden beri. Evet, çalışan emekçi Türk kadına örnekti Nigar ablamız. 20 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyor, servis şoförlüğü yapıyor ve ekmeğini bu işle kazanıyor. Pazar Postası Çay TV'de devam ediyor. Birazdan ekmek zamları ile ilgili bir haberimiz var. Biliyorsunuz ekmek Türkiye genelinde olduğu gibi Rize'de de zamlandı yaklaşık 3 hafta önce. Ama şimdi yeni bir uygulamaya gidilecek. Birkaç gün içerisinde yürürlüğe girecek uygulama sonucunda tek tip ekmek satışa çıkacak. 300 gram ekmek 75 kuruştan alınacak artık. Yani bundan böyle cebinde 500 bin lira yani 50 kuruşu olan ekmek alamayacak. En az 75 kuruş bulundurmamız gerekecek bir tane ekmek alabilmek için. Bu haberle ilgili röportajlarımız olacak. Bakalım sokaktaki vatandaş ve fırıncımız bu zamlarla, bu fiyat artışı, fiyat ayarlaması, gramaj ayarlaması ile ilgili neler düşünüyor? Birazdan ekranlarınıza gelecek. Aynı zamanda balondan tulum nasıl oluyor? Bunun haberini de birazdan izleyeceğiz. SİAD, Sinema Yazarları Derneği'nin ödül töreninden görüntüler yayınlayacağız. Çivili ekmeğimiz var. Nedir bu çivili ekmek? Hep birlikte bu haberin detaylarını öğreneceğiz. Aynı zamanda son yıllarda okuduğum, izlediğim en ilginç dolandırıcılık haberini paylaşacağız sizinle. Ama önce kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın sonrasında Pazar Postası, az önce sıraladığım başlıklarla tüm hızıyla devam edecek. Şimdi reklamlar. Çay TV'de Pazar Postası tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın ilk yarısında Dünya Kadınlar Günü ile ilgili haberlerimize yer vermiştik. Emekçi Türk kadınından örnekler izlemiştik. Bu konuyla ilgili gelen mesajları da okuyayım isterseniz size. Rize Anadolu Lisesi'nden Kaan bir mesaj göndermiş ve hem annesinin hem de çalışan tüm Türk kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Kaan'a. Bunun yanı sıra Turgay programını beğenerek izliyorum. İlginç konulara değiniyorsun. Başarılarının devamını diliyorum şeklinde bir mesaj gelmiş. İzleyicimiz ismini vermemiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi yine
kadınlarımızla ilgili bir haber aktarayım size. Gerçi bu haber birazcık üzücü bir haber aslında. İki tane elti, genelde eltiler birbirini sevmezler ama burada bu haberde bir elti dayanışması söz konusu. Ama tabii ki üzücü bir olay doğurmuş bu dayanışma. Kaynanalarından dayak yemekten usandıklarını iddia eden Gülizar P. ve Sultan K. yaşlı kaynanalarının başına keser ve baltayla vurarak öldürmüşler. Evdekilerin kendilerini yaşatmayacağını düşünen iki gelin kayınbabaları Mehmet ile oğlu İbrahim K'yı da tüfekle vurarak öldürmüş. Evet, biri 15 yaşında, diğeri 25 yaşında iki elti kaynanalarını, kayınbabalarını ve kayınlarını öldürmüş. Bu haberdeki detayımızda. Evet, hafta içi mutlaka televizyonda da bu haberle ilgili görüntüleri izlemişsinizdir. Bu arada Dünya Kadınlar Günü dedik. Öğrencilerimizi ilgilendiren bir haber de aktaralım size. Çünkü öğrencilerimizin gözü aydın. Artık Öğrenciler Günü de var. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim yılının başladığı ve Eylül ayının 3. haftasına denk gelen ilk öğretim haftasının son gününü Öğrenciler Günü ilan etti. Bakanlığın bu sürpriz kararıyla ilk öğretim okulları ve liselerde Öğretmenler Günü gibi Öğrenciler Günü de kutlanacak. Okulların açılışı ve dolayısıyla ilk öğretim haftasının her yıl farklı tarihlere denk gelmesi sebebiyle Öğrenciler Günü için net bir tarih koyamayan bakanlık bunun yerine okulların açıldığı haftanın son gününde karar kıldı. Evet öğrenciler, bundan böyle eğitim sezonunun açıldığı haftanın son günü sizin gününüz Öğrenciler Günü olarak kutlanacak. Bunun haberini vermiş olalım size. Bunun yanı sıra derslerde de bir takım değişiklikler olmuş. Bazı günler ve haftalarda yine eğitim süresi boyunca öğrencilerin işleyeceği konular, hatta 45 gün ve hafta dersliklerle işlenecek diyor haberimizin detayı. Evet, evet, Şahit TV'de Pazar Postası devam ediyor. Şimdi sizlere bir genç delikanlıyı tanıştıracağız. Berkan ismi. Berkan balondan tulum yapmış. Nasıl yapmış? Balondan tulum olur mu? Oluyorsa nasıl oluyor? Şimdi haberimizi de izleyelim. Sonrasında Berkan'la ilgili bir iki cümle edeceğiz. Berkan özel bir insan, özel bir genç arkadaş, özel bir çocuk. Berkan engeline pek engel tanımayı sevmiyor. O bir şeyler üretmeyi, o sevdiği, mutlu olduğu her şeyi yapmayı hedefleyen ve yapabilen azimli bir yönü var. Bu nedir Berkan? Bize bunu göster ve anlat. Bunu bu hale getirme amacını, niçin bunu düşündüğünü, neyin altyapısını hazırladığını sen bize bir anlat. Bu sipsi. Sipsi. İlk tuluma başlamadan zaten bunu öğreniliyor. Ben de ilk bunu öğreniyordum, sonra balon öyle aklıma geldi. Onu taktım dedi. Çıkışlar. Sen şimdi önce sipsiyi buradan çalıyordun. İlk başta sadece yalnız sadece çaldım. Parmaklarını geliştirmek için, değil mi? Evet. Sipsiyi. Sonra şu balonu tulumun ana yapısı olarak balonu buraya koydun, yerleştirdin. Evet. Hem de parmakları geliştirirken bir yandan da öğrenmeyi de geliştirmek ve öğrenmek, altyapısını bununla hazırlamak. Böyle bir ricat var mı ya? Thank you.
Çay TV'de pazar postası tüm hızıyla devam ediyor. Evet, balondan tulum yaptı Rizeli genç delikanlı Berkan. Kendisi bedensel engelli ama engelleri onu yıldırmamış. Kafasındaki hayalindekini gerçekleştirmek için çabalamış ve birçok hem kendi gibi hem de daha sağlıklı insanlara örnek olabilecek bir arkadaşımız Berkan. Kendisini tebrik ediyoruz, hatta alkışlıyoruz buradan. Bu düşüncesi için bir tulum hastası, bir Ayhan Alptekin hastası ve bu sevdiği tulumu balondan yapmış ama yakında Birsen abladan öğrendiğimiz kadarıyla tulumu da Ayhan Alptekin tarafından kendisine hediye edilecek. Hafta içi Çay TV ekranında yayınlanan Birsen'le Hayata Dair takip ederseniz bu haberi de ilerleyen günlerde mutlaka izleyebilirsiniz diyorum. Şimdi devam edelim. Ekmekle ilgili haberlerimiz var dedik. Ekmek zamlandı yaklaşık 3 hafta önce ve Türkiye genelinde hala zamlanmaya devam ediyor. Vatandaş tepkili zaman zaman bu zamlara. Fırıncılarsa girdi maliyetlerindeki artışı sebep gösteriyor zamlarla ilgili. Gerçi bu arkamızdaki haberde Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Güney zam talebinde un fiyatlarındaki artışın neden gösterildiğini ancak fırıncıların zam hesabında ekmeklik buğday yerine daha pahalı olan baklava, börek, unu fiyatlarını esas aldığını söylüyor. Geçen yıl 30-32 YTL'ye satılan ekmeklik unun 50 kilogramlık çuvalının şimdi 38-40 YTL olduğuna dikkat çeken Güney, undaki artışın en fazla %33 civarında olduğunu, fırıncılar pasta ve böreklik unun fiyatını ortaya atıp zamma gerekçe gösterdiklerini açıklamasında yapıyor. Evet. Dediğimiz gibi fırıncılar ekmekteki artışın sebebini girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı yaptıklarını sebep gösteriyorlar. Ama Mehmet Güney ise diyor ki hayır, fırıncılar normal unun fiyatındaki artış üzerinden değil de baklavalık böreklik unun fiyatlarındaki artışı sebep göstererek bu zamları yapıyorlar diyorlar. Şimdi dilerseniz sokaktaki vatandaşa mikrofonumuzu uzatalım. Bakalım sokaktaki vatandaş ekmek zammı ile ilgili neler söylemiş. Aynı zamanda fırıncılar ne diyor bu uygulamayla ilgili? Hep birlikte bunu öğrenelim. Fındıklılı ikiz kardeş muhabirlerimizden Caner'le birlikte yaptığımız röportajlar şimdi ekranınızda. 200 gram ekmek ve 400 gram ekmek kaldırılıyor. Bundan sonra 300 gram ekmek 75 kuruştan satılacak. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben önce size ve ekibinize çok çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı sağladığınız için. Bence normaldir. Yani 300 gram ekmek 750 kuruş normaldir yani. Yani zamlar sizi pek etkilemiyor mu? Vallahi ne bileyim, aslında zamlar belki etkiler ama ekmek üzerine bu mecbur bir konu olduğu için bunu mecbur 1 milyon da olsa yiyeceğiz. Ekmeğin 75 kuruş olmasını doğal karşılıyorum. Uygundu bence. Çok zamandan beri etmeye zam yapılmamıştır yani. Zem fazla. Zem kararını geçti Türkiye'de. Ekmek biz ne diyoruz? Yaşamazlık ekmek. Ekmeğe fiyat koyun, yanlış koyun. Gramı düşürüyorlar. Vatandaş arada kazıklanıyor. Başka bir şey yok. Çeker hastasının bir ekmek yiyor. Yetmez bile ya. Ekmek şey, gramajı düşüyor, para çıkıyor. Böyle şey olur mu? Ekmeğin son zamanlarda yapılan fiyat ayarlamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ekmek uzun zamandan beri belli bir fiyattadır. Son 20 gün içerisinde ekmekle ilgili bir değişim yapılmak zorunda kalmıştır. Bu değişime ihtiyaç duyulmuştur. Malum piyasaların durumu bellidir. Buğdayın tarladan çıkış fiyatı bellidir. Unun fırıncıya kapıdan içeriye teslimat sırasındaki maliyet de bellidir. Olması gereken oldu. Bizim açımızdan olması gereken oldu ama istediğimiz tam olmadı. Son bir ay içerisinde özellikle bu harekattan sonra ekmeğin 33 milyon lira olan, 32 milyon lira olan unun fiyatı 48 milyon, 52 milyon liralara kadar çıkmıştır. Baktığın zaman burada korkunç bir rakam vardır. Bu rakamı 20 gramla 30 gramla mümkün değil, biz örtemeyiz zaten. Peki vatandaşlara bu fiyat artışı ile ilgili, gramajların düşürülmesiyle ilgili herhangi bir tepki gösteriyor mu? Size söyledikleri bir şey var mı? Vatandaş sağ olsun bu konuda duyarlı davranıyor.
Vatandaş zammı hissetmeye başlamış zaten. Belli bir zamandan sonra vatandaş zammı çok iyi bir şekilde hissetmeye başlamıştır. Satışlara etkisi oldu mu? Artış veya azalma var mı? Tabii şimdi ekmek 1 milyon lira olduğu zaman otomatikman 3 tane ekmek alan adam bu sefer 400 gramlık bir ekmeği tercih ediyor. Bu 300 gram ekmeğin 75 kuruş olmasıyla ilgili ne bilgi vereceksiniz bize? Bu tamamıyla bir gramaj ayarlamasıdır. Yani vatandaşa 300 gram ekmeğe 75 kuruşa daha ucuz maliyette göstermekten başka bir şey değildir. Bir de bunun böyle olması aslında tek tip ekmeğe yapılması, tek tip yani 300 gram ekmeğin yapılması, 75 kuruştan da satılması. Hem bu sefer vatandaşın cebine 25 kuruş kalıyor, hem bu sefer fırıncı da işçilikten biraz daha burada sıyırmış oluyor gibi gözüküyor yani. Çerçevede Pazar Postası devam ediyor. Evet, vatandaşın bir kısmı tepkili, bir kısmı ise zamları haklı görüyor. Malum ekmek temel ihtiyaç maddelerimizden bir tanesi ve 75 kuruşu mazur görenler de var. Fırıncılarımız da tabii ki bu konuyla ilgili neler düşünüyorlar, bunların açıklamasını da ekrana getirdik. Evet, bundan böyle yaklaşık 1-2 gün sonra yürürlüğe girecek sanırım, uygulamaya başlanacak ve 300 gram ekmek 75 kuruştan satılacak diyoruz. Şimdi hafta boyunca, daha doğrusu sürekli TRT ekranlarında yayınlanan bir jenerik var, VTR var. Burada ekmekle ilgili, ekmek israfı ile ilgili çok güzel noktalara değiniliyor. Aklımda kalan birkaç noktayı sizinle de paylaşmak istiyorum. Dünyada değil de Türkiye'de her 10 ekmekten bir tanesi çöpe atılıyormuş yapılan araştırmaya göre. Evet, düşünsenize Türkiye'de ne kadar, bir günde insanlar ne kadar ekmek tüketebilir ve her gün üretilen bu ekmeklerin 10'ar taneden bir tanesinin çöpe attığını şöyle bir kabataslak hesaplarsak ve artık ekmeğin 75 kuruş olduğunu düşünürsek, milli servetimizin yılda ne kadarını çöpe attığımızı fark etmiş olabiliriz, anlamış olabiliriz. Gerçekten büyük israf, büyük kayıp. Çöpe atılan ekmekler olsun veya aldığımız herhangi bir elektronik ürün olsun, başka bir şey olsun, bir iki kullanıp küçük bir bozukluk yaşandığında onu çöpe atabiliyoruz. Yeniden değerlendirmeyi veya yaptırmayı, tamir ettirmeyi pek fazla düşünmüyoruz. Şimdi yine Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle ve hem bu çöpe atılan ekmeklerle ilgili, ürünlerle ilgili örnek alınacak bir kadını sizlerle paylaşacağım. 77 yaşında olan sanatçı Emine Ertem için atık maddeler çok büyük anlamlar ifade ediyor. Bir ressam için boya, fırça ya da tuval ne kadar önemliyse, Ertem için de atık maddeler aynı değere sahip. Çöpe atılan her şey en az bir kez daha işe yarar düşüncesiyle yola çıkıyor şair ressam Emine Ertem ve atık maddelerden tasarladığı ev eşyalarıyla yıllardır savurganlığın önüne geçmeye çalışıyor. Mesela resimde de görüyorsunuz, elindeki bir avize ama bu avizeyi çamaşır makinesinin pervanesinden yapmış. Evet, çöpe atılan birçok şey yeniden değerlendirilebilir. Daha doğrusu evde atmayı düşündüğümüz bez parçaları olsun, giysi, kıyafetler olsun, bunlar yeniden değerlendirilebilir ve nasıl değerlendirilebileceğine dair birçok program var. Mesela Deryalı Günler, bunlardan bilgi de alınabilir. Ekmeğimizi nasıl bayatladıktan sonra değerlendirebiliriz? Bunlarla ilgili de birçok yerden bilgi edinebilirsiniz. Tatlısı yapılıyor, çorbalara küp küp doğranıp kızartıldıktan sonra çorbalara katılabiliyor. Yani ekmeğimizi çöpe atmaktansa onu ne şekilde değerlendirebileceğimizi düşünürsek, her yıl milli servetimize çok büyük katkılarda bulunabileceğimizi unutmayalım lütfen diyorum. Yavaş yavaş programın sonlarına geliyoruz. Şimdi çivili ekmekle ilgili bir haberimiz var. Nedir haberimizin detayı? Bursa'da içinden 5 santimetrelik çivi çıkan ekmeği ısırıp iki dişi kırılan tekel bayisi Abdullah Özdemir, dişlerinin hesabını sormak için fırın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailesiyle birlikte sofraya oturup ekmeği ısırdığında ekmekteki 5 santimlik çivi yüzünden iki dişinden olan Abdullah Özdemir, ekmeği yapan fırıncıya telefon edip olayı anlattım. Bana olabileceğini söyledi. Kırılan dişlerimin hesabını soracağım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şikayetçiyim demiş. Şimdi isterseniz bu çivili ekmeğin haberini ve Bursalı vatandaşımızın söylediklerini izleyelim. Müzik.
ekmeğe ısırdığımda ağzımdan dişlerim kırıldı. Ve çivi çıktı ekmeğin içinden. Şikayetim, ben tazminat davası açacağım. Olabilir dedi fırıncı. Çıkabilir diyor. Bu ekmekle Tarım İl Müdürlüğü'ne gideceğim. Oradan da Cumhuriyet Savcılığı'na gideceğim. Suç duyurusunda bulunacağım ve tazminat davası açacağım. Dişim kırıldı. Evet, zamlı ekmekten çivi çıktı. 5 santimlik bir çivi üstelik. Hani ne takım elbise mi çıkmasını bekleyen takım elbise mi çıkmasını bekliyorsunuz diye sorabilirsiniz ama tabii ki çivinin de ekmeğin içinde olmaması gerektiğini gayet iyi biliyoruz diyorum. Şimdi programa devam ediyoruz. Çünkü az bir zamanımız kaldı ve haberlerimizi hızlı hızlı sizlere aktaralım isterseniz. Programın başlangıcında da bahsetmiştik. İlginç bir dolandırıcılık haberi var. İsterseniz haberi izleyelim, sonrasında detayları aktaracağım sizlere. Sevgilim, duyayım o ses. Dün saat 12 sıralarında telefonum çaldı, aldım. Dedi ben Ankara Emniyetinden, başkomiser şimdi aklımda değil yani ismi. Sizin telefonla dedi ilgili kartınız dedi kopyalanmış. Dostunuz veya düşmanınız bilemiyoruz dedi. Aynı telefonla dedi Ankara Ete Mesut Başsavcısının evine telefon açılmış dedi. Başsavcı evde yokmuş. Hanımına dedi küfür hakaret yapılmış. Ayrıca dedi bu şahıs dedi yurt içi yurt dışı dedi 12 milyarlık görüşme yapmış dedi. Bunların hepsi dedi şu durumda dedi sizin hattınızla olmuş. Bu durumdan sizi kurtarmak için dedi bize yardımcı olur musunuz? Ben de dedim olurum. Dedi ki kardeşim telefonun devamlı açık kalsın. Kimseyle dedi bir irtibat sağlama. Çünkü dedi şahsı kaybederiz. Sen telefonu kaybedersen dedi onu izleyemeyiz. Bu görüşme yaptığı zaman dedi onu yakalayacağız. Bir müddet sonra dedi bana ki görüşme yaptı. Yalnız dedi şifre koymuş açamıyoruz. Bu şifrelere dedi 250'lik kontrol kartlarıyla 50 tane dedi kart alacaksınız. Bir boş yere, ıssız yere gideceksiniz dedi. Oradan telefonla dedi numaralarını bildireceksiniz. Biz gittik 50 tane kartı aldık. Ondan sonra gittik aldık onları. İndim sahile. Sahilde dedim ben tamam hazırım. Dedi bana ki kartları birer birer dedi, şey yap, şifrelerini dedi oku. Okuduk bitti. Dedi sizi dedi emniyet müdürüne bağlıyorum. Dedi ismini de verdi şu anda aklımda değil. Emniyet müdürü alo dedi. Dedim buyur. Fevzi Bey dedi ben emniyet müdürü. Gözünüz aydın dedi, şahsı bulduk dedi. Şahsın ismi Hüseyin Sönmez, ana adını baba adını söyledi. Yalnız dedi, kimlik numaralarına giremiyoruz. Girmemiz için dedi, gene şifre koymuş, bir 50 kart daha lazım. Biz tekrar geldik, arkadaşlardan kredi kartlarım falan dolmuştu zaten. Arkadaşlardan falan para topladık, gittik bir 50 kart daha aldık. Aynı şeyi yine işledik. Bu ara saat 12'de başlamıştı, saat 3.30 civarları oldu. Dedi ki, 63 tane daha şifre çıktı. Ben bu sefer giderken kendi kendime de biraz şey yaptım. Telefonum da açık hala da. Dedim ya arkadaşlar emniyetle ilgili ise Trabzon'da da emniyet var, valilik var, savcılık var. Orası buraya bildirir. Burası beni çağırır. Bu şekilde çözülürdü diye düşündüm. Bir arkadaşımı çağırdım. Dedim ya abla bir olay var. O ara kimle konuşuyorsun dediler bana. Dedim arkadaşımla ya kimseyle konuşmayacaktın dediler. Dedim ya kimseyle konuşmayacaktın. Parayı nereden bulacağım bir daha kart almak için. O ara arkadaşım elimden telefonu aldı işte onlara. Bağırdı çağırdı. Olay kapandı, dolandırıldığımızı anlaştık. Evet, Kontörze'de vatandaşımız Trabzon'da yaşıyor. Trabzon'da bu olay başına geldi. Kendisini arayan, savcılıktan aradığını söyleyen kişiler kendisinden iki kez 50 tane 250 kontör istemişler işlerini halletmek için. Ve vatandaşımız da hiç hesap sormadan telefonda kendisine ulaşan savcıyım, polisim, oyum buyum diyen bu insanlara, bu dolandırıcılara kanıp kontürleri almış, ıssız yerlere gidip kontürleri teker teker numaralarını telefondaki kişiye hiç hesap sormadan, daha doğrusu kendisine söylenen sözlere inanarak aktarmış ve mağdur olmuş. Bu konuyla ilgili haberimizdi. İlginç bir dolandırıcılık ve ilginç bir vatandaşımızın saflığı da demek istemiyorum ama gerçekten üzücü bir haber. Mesajımız var. Ekmeklerin içinden türlü türlü şeyler çıkıyor. Herhalde fırıncılar tüketiciye promosyon olsun diye böyle güzellikler düşünmüşler. İyi yayınlar diyor Hatice. Teşekkür ederim kendilerine.
Ve şimdi de SİAD Sinema Yazarları Derneği'nin ödül töreninden görüntülerimiz var. 40. SİAD ödül töreni geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Ve gecede 8 dalda en iyi film ödülü başta olmak üzere aday olduğu 9 daldan 8'ini ödülle kapatan Yumurta isimli film galip geldi. Bunun yanı sıra Safa Önal, Kadir İnanır ve Müjde Ar o gece onur ödülüne layık görüldü. En iyi film Yumurta, en iyi yönetmen Yumurta'nın yönetmeni Semih Kaplanoğlu. En iyi senaryo ödülü de aldı film. Aynı zamanda en iyi kadın oyuncu Saadet Işıl Aksoy Yumurta filminden. Nejat İşler en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip oldu. Yine Yumurta filminin başrol oyuncusu Nejat İşler. Şimdi SİAD ödül töreninden görüntüler izleyelim. Tekrar burada olacağız. Ben gözünü tiyatro kulisinde dünyaya açmış küçük bir kız çocuğu olarak canım annem bizleri tiyatro kulisindeki dekor sandıklarında uyutarak büyüttü. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şu anda dizlerim titriyor. Filmleriyle büyüdüğüm ustalarımın önünde ödül almaktan dolayı çok gururluyum. Galiba sinema sektörünün en genç ve en dinamik kuruluşu olan SİAD'a da çok teşekkür ediyorum. Cesaretinden dolayı daha çok. Sonra da teşekkür ediyorum ödül verdiğiniz için. Görüşürüz. Başta Semih Kaplanoğlu olmak üzere tüm Yumurta ekibi ve tüm Tire halkı adına bu ödülleri kabul ediyoruz. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz size. Semih Kaplanoğlu dışında herkes burada. Pazar postası devam ediyor. Gelen son mesajları da hemen okuyayım sizlere. Selam, hayırlı günler. Pazar postası ardından Şahika ile Teneffüs programının tekrarını seyretmek istiyoruz. Hepimiz Türkiye'den seferber olduk ve yayınlanmasını bekliyoruz diyor. İsmini vermeyen izleyicimiz, yayın masasındaki arkadaşlar duydular. Benim programın ardından Şahika ile Teneffüs yayınlanır mı bilmiyoruz ama vatandaş yayınlanmasını istiyor. Hayırlı günler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kainatın yarısıdır kadın. Kadın çiçek gibidir, naziktir, kadın anadır. Onları kırmayalım, incitmeyelim demiş Zeynep Filiz. Düşüncesini bizlerle paylaştığı için teşekkür edelim Zeynep Hanım'a da. Ve programın sonuna geldik. Haftaya pazar saatler 11 gösterdiğinde pazar postasında ben Turgay yeniden sizlerle birlikte olacağım. O zamana kadar iyi haberler alın, habersiz kalmayın. Hoşçakalın.